TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, bugün tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinin 25. yıl dönümü. Şimdi gelin 25 yıl öncesine, 1997 yılına gidelim, bu süreçte yaşananları hatırlayalım. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecinin üzerinden 25 yıl geçti. Sürece ismi veren 1997 yılında yapılan ve 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Toplantı gergin geçti. Hükümeti irticai faaliyetlerle suçlayan askerler hazırlıklıydı. Önlerindeki dosyalarda dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın Başbakanlık konutunda verdiği iftar daveti, Başbakan sıfatıyla İran ve Libya ziyareti ve her geçen gün artan başörtüsü eylemleri vardı. Ekranlarda ise cinci hocalar, acimenti eylemleri ve tarikat üyeleri. Askerler mesajı o toplantıdan önce Sincan'da vermişti. İlçeden zırhlı birliklere ait tanklar geçti. Milli Güvenlik Kurulu işte bu gelişmenin ardından toplandı. 9 saatin sonunda 18 maddelik 28 Şubat maddeleri açıklandı. Laikliğin korunması için yasaların korunması istendi. Kararlar arasında 8 yıllık kesintisiz eğitim, tarikatların kapatılması, bazı medya kurumlarının kontrol edilmesi öne çıktı. Başbakanın imza atıp atmadığı uzun süre tartışıldı ama kararlar uygulanmaya kondu. Gergin günler devam ediyordu. Refah Partisi'ne kapatma davası açıldı. Tüm bu yaşanan gelişmelerin sonucuyla Haziran ayının sonunda Erbakan başbakanlıktan istifa etti. Görev Mesut Yılmaz'a verildi. Darbenin Türkiye'ye faturası 250 milyar dolar oldu. Postmodern darbeyle hesaplaşma ise 15 yıl sonra 2002'de başladı. Ankara'da açılan davada aralarında orgenerallerin de bulunduğu 76 kişi tutuklandı. Ancak tüm sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı 28 Şubat postmodern darbenin yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy, bin yıl geçse de 28 Şubat devam edecek diyenler, belki bin yıl sürmedi ama biz bin yıl geçse de bunu unutmayacağız dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı 25. yılını geride bırakan 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen postmodern darbenin yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Değerli basın mensupları, Türk siyasi tarihinde kara bir leke olarak gördüğümüz 28 Şubat'ın basın toplantısında açıklamayı AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy yaptı. 28 Şubat sürecine giden yolda ve sonrasında yaşatılan zulümlere değinen Başkan Yardımcısı Kurtsoy, bin yıl sürecek dedikleri postmodern darbesi, insanları ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır dedi. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar, ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarından nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesileyle ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'de Ocak ayında gerçekleştirilen 268 milyon 141 bin dolarlık ihracatın geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık %13 arttığını belirten Başkan Gülsoy, bu zorlu süreçte özveriyle çalışan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum. Ülkemiz ve şehrimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, dedi. Ocak ayı Kayseri ihracatı 268 milyon 141 bin dolar olarak açıklandı. Bu ihracat rakamı geçen yıla oranla %13 artışı işaret etti. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri ihracat rakamları Ocak ayı 237 milyon 47 bin dolarken 2022 yılı Ocak ayında 268 milyon 141 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık %13,12'dir. Kayseri ili olarak ithalatımız ise Ocak ayında 183 milyon 730 bin dolar olmuştur. 2022 yılı Ocak döneminde birinci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca Almanya, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Tunus, Libya, Cezayir ve Fransa'dır ifadelerini kullandı. Başkan Gülsoy, 2023 yılı için 5 milyar dolarlık ihracat hedeflemekteyiz. Elde edilen başarıyı iş dünyamızın enseyi karartmadan tüm olumsuzluklar karşısında mücadele etmeleri, önce ülkem, önce devletim diyerek çalışma yapmalarından görüyoruz. Sanayinin çarkları dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. İhracatçılarımız her ay zaferden zafere koşmaktadır. Kayseri olarak ihracat rakamlarımız ülke genelindeki artış oranlarına kıyasla da daha üst seviyededir. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretim, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada önce olmaya devam edecektir. Biz de güçlü ve büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmadı. Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz açısından umut veren ve göğsümüzü kabartan bu önemli başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını canı gönülden kutluyorum ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Türkiye'deki piyasalar da etkilendi. Swift anlaşmasının iptal edilmesi ve yaptırımlar fiyatları yükseltti. Uzmanlara göre savaş devam ederse piyasa daha da hareketlenebilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş piyasadaki rakamları hareketlendirdi. Döviz ve altın haftaya yükselerek başladı. Ekonomist Ömer Uzunoğlu piyasaları değerlendirdi. Savaşın devam etmesiyle piyasanın daha olumsuz etkileneceğini söyleyen Uzunoğlu, mutabakat çağrısında bulundu. Dünyada bir paradigma değişikliği yaşanacağını hissediyoruz. Önceki yaşadığımız dünyaya galiba bu biraz daha farklı olacak. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı dünyada yeni bir açılıma neden oldu. Ve çok büyük ihtimal saflar bundan sonra daha net olacak. Yani Avrupa-Amerika veya Rusya-Çin safı daha net belli olacak. Çok büyük ihtimal bu iki grup arasında çok ciddi dualar örülecek. Hiçbir şey iktisadi boyutta SCV olmayacak, sosyal boyutta da olmayacak. Bir diğer açıdan Rusya'nın iktisadi boyutta özellikle zor durumda kalması için Swift'ten çıkartılması, 11 bin bankanın var olduğu bir toplulukta, bir kuyuda işlem yapamayacağı anlamını taşır. Büyük ihtimal dünyada şu andan itibaren bankacılık hizmetlerini donduracak Rusya. Yapamayacak. Bu da çok ciddi bir kayıp olacak. Avrupa bir diğer açıdan hava sahasını kapadı. Bu da Rusya'nın hareket kabiliyetini kaybettirecek. Fakat son hafta ben dikkat ettiğimde Rusya parasından sonra en çok değer kaybeden para bizim paramız oldu. Türk parası oldu. Yani bir tarafta savaş var ama diğer tarafta da bedeli ödeyen gelişmekte olan ülkeler içerisinde iki ülkeden biri Rusya oldu. Bu işin tabii günahkarı. Bir diğer de Türkiye oldu. Bu bizim açımızdan çok sıkıntılı oldu. Çok büyük ihtimal Rusya yaşadığı kaosu ve sıkıntıyı görerek müzakere konusunda zaten adım atıldı. Olumlu sonuçların alınması için mücadele eder.
Sarraf İhsan Gülderdi ise altın fiyatlarındaki gelişmeleri aktardı. Gülderdi yükseliş sinyali verdi. Tabii bütün dünya gözlerini Rusya-Ukrayna gerginliğine çevirdi. Bu da altın fiyatlarını ve döviz fiyatlarının şekillenmesine neden oldu. Cuma günü aslında sakin bir kapanış yapmıştık ama bu hafta itibariyle başlangıcımız yüksek oldu. Özellikle Amerika'nın yaptırımları, SWIFT yaptırımları ön plandaydı. Bu da ons'ta 1880'den 1907'ye kadar çıkardı. Döviz fiyatlarını da özellikle doları 13.60'dan 14'ün üstüne tekrardan gördük. Hatta 14.20'lere kadar geldi. 15.20 civarında olan euro ise şu anda 15.60'a kadar yükseldi. Çeyrek altın 1430 lira, gram altın 850 lira, has fiyat ise şu anda 860 liradan alıcısını bulmakta. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısında yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı hasta yakını misafirhanesinin son aşamaya geldiğini söyledi. Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi karşısındaki projede de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısına hasta yakını misafirhanesi yaptırıyor. İki misafirhanenin inşaatında sona gelindi. Yapımında sona yaklaşılan iki ayrı hasta yakını misafirhanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısındaki tesisin hayırsever belediye işbirliğiyle yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti. Hasta yakınlarının yararlanacağı ve 5 yıldızlı otel konforunda yapılan misafirhanelerde sona yaklaşıldığını vurgulayan Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Ayağı kırık değnekleri adeta misafirhaneler, vakıflar kuran ecdadın torunları olarak bizler de bu anlayışla hizmet vermeye devam ediyoruz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizde yatarak tedavi gören hasta yakını vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla başlattığımız sosyal tesisimizin inşası tamamlandı. Tesisimizin çevre düzenlemesi de bitmek üzere. Daha sonra vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olacağız," dedi. Başkan Büyükkılıç, hasta yakınları misafirhanesinin vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacağını vurgulayarak, hem kişisel bakım ihtiyaçlarını giderebilecekleri, hem de yeme içme ihtiyacını karşılayabilecekleri ve rahatça dinlenebilecekleri olanaklarla tesisimiz hasta yakınlarımıza hizmet verecek. Vatandaşlarımızın sokak ortalarında arabaların içerisinde yatmaktan kurtulacağı güzel bir hizmet ortamı oluşacak. Bina oturum alanı 500 metrekare olan, toplam inşaat alanı 1500 metrekare olan hasta yakını misafirhanesi zemin artı 2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanemizde toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken cephede montalama cephe sistemi kullanılacak. Hasta yakını misafirhanesi ve yanında yer alan engelsiz yaşam merkezi, spor salonları ile burada bir sosyal yaşam merkezine dönüşmüş olacak. Büyükşehir olarak her alanda en güzel gönül belediyeciliği örneklerini sergiliyoruz. Şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olması temennisini ediyorum," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri İli Turizm, Sanat, Kültür ve Araştırma Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Kayseri İli Turizm, Sanat, Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda vakfın faaliyetleri konuşulurken hem turizm hem de kültür sanat alanında yapılan ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Vali Günaydın, tarihi ve doğa güzellikleriyle 6000 yıllık tarihi geçmişi olan Kayseri'nin turizm alanında birçok destinasyonu olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri'nin turizm noktasında tanıtım çalışmalarının ve kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız şekilde süreceğini belirtti. Koca Sinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Koca Sinan Akademi Gençlik Merkezi'nde gençler serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak verimli zaman geçiriyor.
Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Akademi Erciyes Evler Gençlik Merkezi'nde sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti. Gençlere hedeflerini soran Başkan Çolak Bayraktar, "Allah muvaffak eylesin, İnşallah istediğiniz hedeflere ulaşırsınız." dedi. Mezun, bu seneki hedef ne? Üniversite olarak değil de bölüm olarak otomotiv mühendisliği, sayısal anlamında. Kolay gelsin, sağ Allah muvaffak etsin, başarılar diliyoruz. Arkadaşlara da kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Bir tarafta Türkçe çalışılıyor. Evet. Orada da mı Türkçe? Kolay gelsin. Siz mezun musunuz? Mezun. Ben 12. 12. Bu sene sınava gireceksin. Evet. Merkez sayesinde hayallerini gerçekleştiren gençlerse hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür ettiler. Ben mezunum. Mezun. Bu sene ne için hedefimiz? Bakalım nereye gelirsem. Sayısaldan gireceksin. Evet. Öyle mi? Peki. Allah muvaffak etsin. Teşekkürler. Mühendislik mi, sağlık bilimleri mi, başka bir şey mi? Sağlık bilimleri. Sağlık bilimleri. Eczacılıktan tıbba kadar uzanıyor diyorsun. Bakalım hangisi gelirse. Nasip. Nasip. Allah muvaffak etsin. Kolaylıklar. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyeye gelen vatandaşlara çay ikram ederek taleplerini dinledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyeye gelen vatandaşlara çay ikramında bulundu. Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla çay içip sohbet etti, vatandaşın talep ve isteklerini dinledi. Vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Palancıoğlu, "Belediyemiz vatandaşlarımızın emrindedir. Hep birlikte hareket edip, birbirimize öneri ve katkı sunarak Melikgazi'mizi birlikte yönetip, sorunlarımıza birlikte çözümler üreteceğiz." dedi. Kayseri Süper Amatör Küme maçında Erciyes Esen Makina ile Kayseri Gücü karşılaştı. 2-2 biten maç sonrasında kavga çıktı. 3 kırmızı kart gösterildi. Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçında bitiş düdüğüyle saha karıştı. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Kayseri Gücü takımı teknik heyet ve oyuncuları hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Bu arada Kayseri Gücü takımından Eren Torbalı, kendisine hakaret ettiğini söylediği kişiye tepki gösterirken futbol sahası karıştı. Emniyet güçleri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Maç sonrasında Emre Öztürk, Mehmet Kahveci, Eren Torbalı maçın hakemi Necati Selçuk Şahin tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Hakemler sahayı polis eşliğinde terk etti. Olaylar da daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ağaçların arasında kalarak durabilen araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar seferber oldu. Talas ilçesi Tavlusun mahallesinde meydana gelen kazada Serhat İslam K'nin sürücüsü olduğu 66HA 866 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçların arasında kalarak durabilen araçta sıkışan Serhat İslam K'yi kurtarmak için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Hadi 1-2-3 çek! Ya ses susma ya! Ses sus ara! Vatandaşlar bağladığı halatla otomobilin aşağı yuvarlanmasını önlerken sağlık ekipleri de araçta sıkışan Serhat İslam K'yi bulunduğu yerden çıkardı. Koy abi yere koy. Niye bekle dur. Abi. Aşağı kadar inelim o zaman. Aşağı kime kalalım? Yok şuraya dur. Bir anlamasına dur. Çek onu abi. İslam K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Recep ayının 27. gecesinde Miraç Kandili'nin feyizinden ve bereketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Miraç Kandili'nde camiler doldu taştı. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili tüm İslam dünyasında olduğu gibi Kayseri'de de idrak edildi. Gecenin feyzinden ve bereketinden faydalanmak isteyenler camileri doldurdu. Gecede Kur'an-ı Kerim okundu, bol bol tekbir getirilip İslam dünyasının sıkıntılarından kurtulması için dualar edildi. Pandemi nedeniyle aksayan hac umre ibadetleri, yine hac malzemesi satan vatandaşları, esnafları olumsuz etkiledi. Zor günler geçirdiğini söyleyen esnaf, fiyatların da iyice arttığını ifade etti. Pandemi nedeniyle Suudi Arabistan'ın hac ve umre kısıtlaması hac malzemesi satanları zor durumda bırakıyor. Hac ve umreden gelen vatandaşların ikram için aldıkları hediyelik malzemelerin satışları durma noktasına geldi. Cami-i Kebir mahallesinde hac ve umre için hediyelik eşya satan esnaf Mehmet Çay, dükkanların tek tek kepenk kapattığını söyledi ve zor ayakta durduklarını ifade etti. 11 yıldan beri bu dükkanda hac malzemesi satıyorum. Şu son pandemide 2 seneyi bitti, 3 seneyi yakın zamandır hac ve umre kapanınca bizim işler bayağı bir sekteye uğradı. Burada bu işi yapan 11 tane esnaf vardı. Zaten 4 tanesi kapatmak zorunda kaldı. Biz de adeta can çekişiyoruz. İnşallah yakın zamanda hac umre açılırsa bizim işler rayına girecek. Yani Allah razı olsun, mal sahipleri bize kolaylık sağladığı için şu an burada durabiliyoruz biz de. Ben şahsen açık konuşayım. Mal sahibimiz boşaltmayın, ben fiyatlı iskonto yapayım dedi. O yüzden dolayı şu anda burada bulunuyoruz. Nasıl hayatımızı idame ettiriyor diye sorarsanız da cenazelerde Kayserimizin kültür olarak Yasin, seccade, tesbih falan dağıtılıyor. Eskiden 200-300 tane alırlarken şimdi bu rakamlar çok pandemi sürecinden dolayı çok fazla yoğunluk olmadığı için 30'lara, 40'lara, 50'lere düştü. Böyle idare ediyoruz. Esnaf Çağ, Yasin-i Şerif, tesbih ve seccade satışlarının kendilerini ayakta tuttuğunu söyledi ve onların da fiyatlarının arttığını belirtti. Yasin Şerif, tesbih ve hediyelik böyle ufak esanslar falan satıyoruz. Öyle mi? Evet. Vatandaş bir tek bunlara mı talep gösteriyor? Evet efendim. İnşallah Ramazan-ı Şerif gelirse hurma sezonu açılacak. Hurma da satmaya başlayacağız. Evet. Yani hac umre ile alakalı hiçbir şey, iki senedir yaklaşık 3 senedir satmıyoruz. Hiçbir şey satmıyoruz. Bu yönde bayağı bir sıkıntılarımız var. Ürünlere talep yok ama müthiş bir şekilde zam geliyor. Bizim buradaki görmüş olduğunuz ürünlerin kahir ekseriyeti ithal gelen bir ürün. Ya en basitinden tesbih diyelim. Bu tesbihin ham maddesi ithal, sadece dizimi Türkiye'de yapılıyor. O yüzden dolayı dolara ve euroya bağlı olduğu için fiyatlarımız bayağı bayağı yükseldi. Ama fiyat yükseldi de iş yok. Ne kadar arttı mesela? %200 gibi bir artış var. Yani normal şartlarda şu elimde görmüş olduğunuz tesbihi biz 1 liraya satıyorduk. Şu anda satabileceğimiz minimum rakam 2,5 TL. Çünkü 2,30, 2,40 gelişi oldu bunların. Anladım. Yani peki hemen hemen her ürüne mi bir %200 zam geldi? Aşağı yukarı. Seccadelerde öyle mi? Tabii, seccadelerde. Bu görmüş olduğumuz Schipinger seccadeler daha öncesinde fiyatları 7-7,5 lira bandındaydı. Şu anda satabileceğimiz minimum rakam bizim müşteriye 19-20 lira. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Yukatel Kayseri Spor Lig'de oynadığı deplasman maçlarında en çok gol yiyen takım oldu. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor, deplasman maçlarında ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Deplasmanda 14 müsabakaya çıkan Sarı Kırmızılılar 2 kez galip gelirken 5 kez berabere kaldı. 8 kez mağlup olan Kayseri Spor, rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Kayseri Spor deplasmanda -14 averajla oynadı. Kayseri Spor'dan sonra deplasman maçlarında en çok gol yiyen takım 30 golle Rize Spor olurken Karagümrük'te kalesinde 27 gol gördü.
Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.